Evet kardeş, biraz yüksek sesle iddialarını alalım. Ya şimdi bak. Bir saniye. Senin YouTube'da da videon var. Yok ben o bayırı işte videonun devamında çıktım. Yok o bayırı çıkmak şöyle zor böyle. Ben diyorum ki hayatımda ilk defa cross kullanıyorum. Ben o bayırı çıkarım. Benim tamam. İddiam bu. Tamam, iddiam bu. Senin? Hadi söyle. Ya, tamam ben de çıkarım da motoru tanımıyorum. Kerem sen bence bu adamları yanlış tanımışsın. Bu adamlar ormanı dağları delip gelecek. Ben inanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Bak. Evet gazı aldım ben o dağı tokatlayacağım. Evet arkadaşlar şimdiki göreceğiniz görüntüler de bunun kanıtıdır. Diye düşme videolarınızı burada koyacağım. Hadi bakalım. Gençler, hadi bakalım. Abi kameramı açayım mı? Aç aç. Sen açma dur. Gençler, evet ne düşünüyorsunuz? He? Ha, sen açma boş ver, biz çekiyoruz. Yo ben gideyim mi? Yapıştı. Adamsın be. Dur Turgut'u merak ediyorum dur. Oo düştü mü? Yolda düştü. Çıktı. Oo. İyi misin? Kaldı. Elimi çarptım gözüm karardı ya. Dakika bir gol bir. Kardeş daha ilk yokuştan sen böyle yaparsan. Tamam ben de çıkarım da motoru tanımıyorum. Dur biraz oturayım gözüm kararıyor. He? Gözüm kararıyor. He. Hadi mal. Bu motoru satıyorum.
Turgut, Turgut. İki zamanlarda debrecene kadar basarsan bas, kavramayı bırakmaz. Bu yüzden arka freni kilitlediğin için motor stop ediyor. Arka fren çok kullanma. Buralarda hep ön fren kullan. Biraz daha. Yavaş geçin, hızlı değil. Ayağın yavaş yavaş geçin. Yavaş. Merhaba kardeş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben
Merhaba arkadaşlar, kanalım. Evet, düşündüm. Cross çiçeğini söyle. Cross'la ilgili. Abi cross çok iyiydi ya. Gerçekten cross, iyiydi. Bak, hayatında yapacaklarının listesi bir cross. Yani enduro. Bir enduro. Aynen. Yani yapabilirsen cross. Yapabilir, yapamazsın da işte biz de atıp tutuyorduk ama olmuyormuş öyle. Eğer yapılırsa bence artık abi kolaydan zora doğru çıkılması lazım. Bizim o ilk rampa neden öyleydi ya? Oğlum bak, çünkü çok atıp tuttuğunuz için. Abi sırf bilerek yaptın değil mi? Yani abi öyle bir videoları izlerken böyle yok o yokuş çok kolay, abi, yok o şu bu falan böyle, alın size kolay. Senin videonu izliyorum ben. Sen tamam gayet profesyonel sürüyorsun. Lan sanki ben sürüyormuşum gibi. Dümdüz yani, gidiyorsun yani. Bu yapıyorsa ben de dedim, yaparım. Şöyle böyle oluyor, bu yapıyorsa ben de yaparım lan oluyor. Ondan sonra bakıyor. Ya hayır ama bak. Yapıyorsa adam yapıyor oluyor. Şu an yine düşünüyorum o ilk düştüğüm rampayı şu an çıkarım. O an şu zaten çıkabilmem. Evet. Önemli olur. Evet, şu an çıkarım yani. Yani şu an çık. Şu an çıkamazsan zaten bu işi yapamıyorsun anlamına gelir. Yani evet. Ona bakarsan ben de düştüğüm bayırda düşmem yani. Evet. Yani zaten ikinciye gittik, yine o bayırda düştü. Parantez yine düştü. Turgut yine oraya çıkamadı. Ben çıkardım ya. Vallahi o şeye geldi ya. Ulan motor. Evet yani enduro kıyafetlerini çıkartınca insana bir güven geliyor, farkındayım. Evet biliyor. Vallahi biliyor. Hani yaparım ederimler oluyor ama kıyafeti giydikten sonra ya en gerek azından yok bence yani. İlkinden daha bir tık daha iyi süreceğim. En azından ufak yavaş düşerdin. Hani motoru havada 360 derece döndürmezdin yani. Ben bu motor harbiden döndü ya. Havada gördüm ya. Ya havada havalandı çocuk. Yani oğlum, yüksekten teker, düştü. Teker yapıyorsunuz. Ben çift teker yaptım. Konuşmayın. Adam havada durdu, adam, şahitleri de var yani. Adam motoru 360 döndürdü ya havada. Harikasın ya. Ama abi çok kötü be. Ben gördüm bir ara Turgut başka bir yöne, motor başka bir yöne gitti. Evet ya. Güleceğim, gülemiyorum, çocuk nasıl düştü? Hayır benim gözlerim karardı bak, yemin ediyorum. İbrahim abi motoru kaldır diyor. Cevap veremiyorum bak, nefes almam lazım. Çünkü oksijen bitmiş beyinde. Zorluyor ciğerlerim, konuşacağım nefes alıyorum. Abi dedim kaldıramıyorum. Kalkmıyor. Yani neymiş? Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok. Dışarıdan gözüktüğü gibi değilmiş değil mi? Evet, dışarıdan göründüğü gibi değil. Gazı alıp buraya gelmeyin. Motorları parçalamayın. Gerek yok yani. Size de yazık. Aynen öyle. Motorlara da yazık.